Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de tavuk şinitsel yapalım. 2 yumurtamız var. Biraz kekik koydum, bir tatlı kaşığı kadar. Biraz toz biber koydum. Bunu güzelce çırpalım. Bir pakette tavuk göğsü aldım. Un, tuz da attım bunun içine arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ koydum tavamıza, ısınıyor. Tavuklarımızı arkadaşlar böyle jülyen jülyen küçük küçük doğradım. İnce uzun, küçük derken bu şekilde doğradım. Yumurtamızı güzelce çırpalım. Şimdi tavuklarımızı bir yumurtamıza bulayalım. Ellerim temiz arkadaşlar. Bu şekilde. Yağımız da kızdı. Balık kızartır gibi. Biraz da sıvı yağ koydum tavama. Hazır şinitsel almamıza gerek yok arkadaşlar. Ben çok sevmiyorum hazır şinitselleri. Çevirelim bunu. Çevirelim, pişti mi arkadaşlar? Birkaç dakika dur. Sarıya.
Şimdi birkaç damla yağ da akıtalım. Yağ az geldi bunun. Güzelce kızarsın. Şimdi arkadaşlar da kızarsın. Birazını da galet unlu yapayım. Ben genelde galet unlu yapıyorum böyle. Galet ununu da kendim yapıyorum arkadaşlar. Bayatlayan ekmeklerimizi rendeliyorum. İlişkisi geçiriyorum. Bütün yumurtamızı bulayalım. Bütün tavuklarımızı hepsini koydum. Sonra halatonumuza koyalım bütün tavuklarımızı. Ben çok uğraştırıcı işleri çok sevmiyorum arkadaşlar. Böyle pratik işleri seviyorum. Halatonuyla daha güzel oluyor. İkisiyle de deneyin bakalım hangisi daha güzel olur. Bu şekilde tavuklarımızı hazırlayalım. Diğer tavuklarımız kızarırken de her tarafını halatımla buladık şimdi. Bununla yaptığımız tavuklarımız kızardı. Bir çekete serdim tabağımızı, alacağım tabağı. Hepsini tabağımıza alalım. Yanları da patates kızartırsanız o mis gibi. Şimdi biraz daha yağ bırakalım arkadaşlar. Galeta unlu tavuğumuzu bırakalım içine. Elimizde bu kadar basit arkadaşlar. Size de kolay gelsin. Benim videomu tercih ettiğiniz için, teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Bütün tavuklarımızı koyduk buraya. Kızarınca da alt üstü yapıp kızartalım, hoşça kalın.